Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail zulmüne karşı Müslüman ülkeleri harekete geçmeye çağırdı. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısında konuştu. Filistin devleti hayat bulana kadar cesur kararlar alınmalı dedi. Müslüman ülkelere çağrıda bulundu. Filistinliler için somut adımlar atılmalı dedi. Son olarak Türkiye'nin görüşü yeni bir garanti mekanizmasının tasarlanıp hayata geçirilmesi gerektiğidir. Bölgedeki Müslüman ülkeler Filistin halkının iyiliğini ve bekasını teminat altına almalı ve kalıcı bir barışın garantörleri olarak hareket etmeli. Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımcı İcra Komitesi toplantısı düzenlendi. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Fidan, 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yapılan saldırıların benzerine rastlanılmadığına dikkat çekti. İsrail'in yaptıklarıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini söyledi. Dün gece şahit olduğumuz evlerin, camilerin ve hastanelerin zulümle bombalanmasını hiçbir şey haklı gösteremez. Bakan Fidan, 2 milyon fazla insanın toplu olarak cezalandırılmasının meşru olmadığını savundu. Filistinlilerin her gün yenilenen ve ağırlaştırılmış acılara maruz kaldığını belirtti. Müslüman dünyasına çağrıda bulundu. Müslüman dünyası, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayat bulana kadar cesur kararlar almalı. İsrail önce vurdu, şimdi de İnkar ediyor. Dünyayı ayağa kaldıran hastane katliamını üstlenmiyor. Hamas'ın elinde öylesi bir patlamaya neden olacak silah bulunmuyor. Yine de Tel Aviv yönetimi destekçilerini bile isyan ettiren katliamı kendisinin yaptığını inkar ediyor. Son olarak savunma kuvvetleri sözcüsü otoparkı vurduklarını kabul etti ama hastaneyi vurmadık dedi. Biz vursak krater oluşurdu dedi. İsrail katliamını reddetti. Tel Aviv yönetimi savaş ve insanlık suçu olan hastane katliamını üstlenmemek için elinden geleni yapıyor. Sosyal medyada dezenformasyon yönetiminin ardından ordudan da açıklama üstüne açıklama geliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, El Ehli Hastanesi'ni vurduklarını yine inkar etti. Suçu Hamas'tan sonra en güçlü ikinci yapılanma olan İslami Cihat'a atmaya çalıştı. Yaptıkları incelemeler sonucunda patlamaya onların neden olduğu sonucuna vardıklarını söyledi. İsrailli komutan hastanede yapısal hasar bulunmadığını ve sadece otoparkın vurulduğunu söyledi. Biz vursak orada krater olurdu ifadesini kullandı. Saldırı saatlerinde İslami Cihat üyelerinin bir mezarlıktan 10 roket attığını ve hastanedeki patlamanın da bu sırada olduğunu öne sürdü. Ordu sözcüsü Hamas'ın patlamaya İslami Cihat roketinin sebep olduğunu anladığını, bu yüzden de İsrail'i suçlamak için küresel bir medya kampanyası başlattığını öne sürdü. Kendi yaptıkları katliamın suçunu Gazze'deki gruplara atmaya çalıştı. İslami Cihat cephesi ise İsrail'in iddialarını kesin dille reddediyor.